kelime hazinemizin geliştirmenin ve kelimeleri doğru şekilde cümlede kullanabilme noktasına gelmenin en etkili yolu nedir? Şimdi en etkili yolu bir kere çeviri yapmaktan en çabuk şekilde uzaklaşmak lazım. İngilizce ilk öğrenmeye başladığınızda, yani sıfır İngilizce biliyorsunuz değil mi? Gerçi hiç kimse sıfır İngilizce bilmez. Ben ilk İngilizce yani ilk beginner seviyesindeki sınıfa girdiğim zaman bildiğiniz İngilizce kelimeleri tahtaya yazın derim. Ve herkes bana bakar. Halbuki günlük hayatta kullandığımız o kadar çok İngilizce kelime var ki. Yani hiç kimse sıfırdan başlamaz. Yani belki Suahili öğreneceğiniz zaman sıfırdan başlarsınız gerçekten, ama İngilizce hayatımızda artık o kadar fazla var ki, iyidir kötüdür o ayrı mesele, ama hiç kimse sıfırdan başlamaz. İlk başlarda İngilizce öğrenmeye başladığımız zaman tabii ki çevirerek öğreniyoruz değil mi? Çünkü ana dilimiz bizim güvendiğimiz, bildiğimiz bir dal. Ona hemen sarılıyoruz. Bu da çok normal bir şey. Kelime hazineniz ilerledikçe, mesela diyelim ki happy ve glad, öğrendiniz bu ikisini. Aa, ikisi de mutlu demekmiş. O zaman mutluyu atıyorsunuz artık. Happy ve glad kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla adım adım mutlaka Türkçeden uzaklaşmanız lazım. İngilizce kelime, yeni bir kelime öğrendiğiniz zaman bunun anlamını İngilizce yazmanız gerekiyor. Eş anlamlarını İngilizce yazmanız gerekiyor. Bu ilk adım. İkinci adım, bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman o kelimeyi kelime anlamı olarak başka gruplara koyun. Mesela happy. Happy ile ilgili, happy deyince aklınıza ne geliyor? Happy, friends, family, sports, değil mi? Sizi mutlu eden herhangi bir şey. Dolayısıyla buna association deniyor. Yani birbiriyle ilgili sizin kafanızda, sizin hayatınızda ilgili olan kelimeleri bir gruba koyun. Yani ben happy'yi öğrendim, onu bir ayrı dosya açayım kafada, o happy dosyası olsun. Öyle bir şey derseniz o dosyaları birleştirmek çok zamanınızı alır. Ama önceden kafada açılmış dosyaları birleştirirseniz yeni bir kelime öğrendiğiniz zaman. Mesela bambaşka bir kelime öğrendiniz. Diyelim ki zor bir kelime olsun, exaggerate. Zor olmadı ama neyse. Exaggerate kelimesi, söylemesi zor, düşünmesi zor, kontekst içinde kullanması zor. Şimdi kim kullanacak bunu, değil mi? O zaman hemen exaggerate, abartmak demek. Ben neyi abartıyorum? İşte exaggerate deyince benim aklıma happiness, laughter, kendi içimde söylüyorum, sadness. Ondan sonracığıma exaggerate speech, exaggerate emotions. Yani neyi exaggerate ediyorum? Dolayısıyla o bağlantıları illa bütün cümleyi söylemeyi beklemeden kurmaya çalışmak lazım. Biz bunu öğrenirken bizim öğretmenlerimiz şey diye öğretirlerdi. Her kelimeyi bir astronot, her grubu da bir uzay aracı olarak düşünün. Hangi astronot hangi uzay aracına binecek? Mesela sıfatlar diye bir grup ayırabilirsiniz. Sıfatları yazarsınız. Ama bence anlam olarak ve kullanım olarak yeni öğrendiğiniz kelimeleri önceden öğrendiğiniz kelime gruplarıyla birleştirirseniz, o zaman o grupları grup olarak çıkarmanız, kullanmanız daha kolay olur. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet hocam, evet. Çok güzel anlattınız. Bir de şey var, hani bunu bazıları hani şey oluyor, mesela giriyor, işte siz dediniz ya glad ve happy dediniz, yani bakıyorsun Google Translate'ten birebir direkt hani aynı anlama geliyor, ama hani bunun aslında temelini indiğimizde bazen, yani bu kelime için tam olarak tabii de farklı şeyler oluyor. Bunun en şeyden hani İngilizce'den İngilizce'ye sözlük kullanmak. Aynen. Yani bakın sözlükler artık o kadar ilerledi ki dictionary.com, bu kadar. Bir de onun bir yeni başka bir tabi vardır. Sekme deniyor galiba. Sekmesi vardır. Thesaurus.com. Ona bastığınız zaman happy yazın mesela. Allah size bir sürü kelime verir. Şimdi ben bunun hangisini kullanacağım? Happy'nin dedik, glad dedik, tamam. Pleasant'ı var. Ondan sonra content'ı var. Şusu var, busu var. Şimdi ben bu cümleyi hangisini kullanacağım? Hiç üşenmeden o kelimelerin kullanıldığı cümlelere bakmanız gerekiyor. Kullandığınız zaman hocanız düzeltir. Yanlış kullandıysanız. O size bir farkındalık yaratır. Siz o kelimeyi bir filmde duyarsınız. Aa, bunu böyle kullanımı da varmış dersiniz. Küt bir farkındalık daha.
Böyle 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 böyle. Yani antenlerinizi açık tutun. Demem o. Evet hocam. Hocam bir saate yaklaştık hemen hemen. Bizim yayın süremizin Evet. sonuna doğru yaklaşıyor. Sizin de çok fazla zamanınızı almadan yavaştan yayını Estağfurullah. kapatacağım. Ya şöyle, hani dediğiniz ya bunu bana aslında önceden de söylemiştiniz. Artık ben sürekli olarak bir şeyler dinleyin. Sallıyorum mesela işte evde bulaşıkları yıkarken veya yemek yaparken Aynen. aç podcast dinle arka tarafta veya haberlikler Müzik çekin. dinleyin, haber Yani müzik dinle dinleyin, mesela. film dinleyin. Ama hocam bu şey değil ya, bir tık tartışma konusu olarak sormak istiyorum ben bunu. Hani sonuçta odamız farklı bir yerde. Yemek yapıyorsak işte yemeğe bakmamız lazım. Hani tavayı şey yapmamız lazım, çevirmemiz lazım, içindeki çevirmemiz lazım. Ama hani odamız başka yerdeyken o arka planda böyle şeyler dinlemek mantıklı mı? Yani sonuçta hani multitasking konusunda pek fazla şey değiliz hani insanlar olarak. Yani bazı insanlar istisna da hani çok etkili bir yol mu? Veya bunun etkili bir yol değilse etkili bir yol olmadığını düşünüyorsunuz ki yani düşünüyorsunuz. Farklı bir yolu var mı bunun? Ben etkili bir yol olmadığını düşünmüyorum açıkçası. Yok, Yani etkili şöyle, bir yol olduğunu düşünüyorsunuz. evet, etkili bir yol olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle düşünüyorum. Mesela eğer diyelim ki yarına bir hocanız size ödev verdi, değil mi? 10 sayfa okumanız lazım. Yarına hazır olmanız gerekiyor. Onu gidip tartışacaksınız çünkü ve okuduğunuz şeye de oradan alıntılar yapmanız gerekiyor. Tabii ki de onu dinleyeceğiniz zaman bulaşık yıkarken dinlemeyin, değil mi? Eğer size öyle bir task verdiyse adam gibi dinleyin, not alın, tekrar dinleyin. O bambaşka. Peki size şöyle bir şey soracağım. Mesela yemek yerken ki bu tavsiye edilen bir şey değil ama ya da başka bir iş yaparken hiç Türkçe müzik ya da Türkçe bir söyleşi ya da herhangi bir şey dinliyor musunuz? Yani günlük Evet, hayatınızda evet, düşünelim. evet dinliyorum. Dinliyorsunuz değil mi? Biz de dinliyoruz. Herkes dinliyor. Aynı şey İngilizce yapın diyorum ben. Dediğim o. O Türkçe dinlediğinizin her kelimesine, her söyle. Mesela diyelim ki bulaşık yıkıyorsunuz ve arkada Türkçe bir şey dinliyorsunuz. Bir anda dikkatinize bir şey çarpıyor ve kah 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 gülüyorsunuz. Hatta bulaşığı bırakıp geriye alıp tekrar dinliyorsunuz. Kah 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 bir daha gülüyorsunuz. O sizin hayatınızın bir parçası değil mi? Çok doğal bir şey o. Aynı şeyi Türkçe'yi çıkartın, İngilizce'yi koyun. Dediğim o. Yani mutlaka dinleyin. Başka bir iş yaparken de bir iki kelime bile olsa kulağınıza mutlaka gelecektir. O seslere alışacaksınız. Nasıl söylendiğine alışacaksınız. Yani illa aktif dinleme yapmak zorunda değilsiniz. Aktif dinlemenin yeri ayrı. Böyle arka planda sadece ses olsun diye dinlemenin faydası ayrı. Ama ikisinin de bir faydası var.